rengi mi solmuş ya? Bunun rengi soldu olmaz. Bu? Ya ben bunu bir gerizekalıyla buluşurken giymiştim. Bu da olmaz. Beli oturuyor aslında ama biraz fakir mi gösteriyor? Ya Ece ya. Peki bir şey soracağım. Bu nasıl peki? Cık, bu olmaz. Niye? Bu ne diyor biliyor musun? Daha önce hiç sevgilim olmadı. Çok tecrübesizim. Ne desen inanırım diyor. Bu olmaz. Peki bununla nasıl bir mesaj veriyor olabilirim? Ver. Merhaba. 4 yıllık ilişkim yeni bitti. Teklifleri açığım. Karşıma çıkan ilk fırsatı değerlendireceğim. Ne dersin bebeğim? Bu gece buna gidelim mi? Diyor. Ya öf Ece ya. Bari bu iyi bir şey desin o zaman. Yani bir tek bu kaldı zaten. Ay bu ne desin ya? Bu Allah diyor. Hemen bunu giy. Çabuk uğur böceğim. Çok güzel. Gerçekten mi? Evet çabuk. İyi tamam hadi giy. İşte bu. Biliyorum seni zamanında çok üzdüm elbisesi. İlk aşkım değilsin. Özür dilerim. Ama son aşkım olacaksın. Yemin ederim. İşte bu. Ay Uğur böceğim ne kadar güzel olmuşsun. Ay. Ya Allah kahretsin ya. Ne yapacağım ben şimdi? Şey ya nazar değdi nazar çıktı ya. Değdi çıktı. Bir şey olmaz. Sen şimdi onu çıkar ben onu halledeceğim. Tamam mı? Hadi. Ya Ece ya bu hangi dönemden kalma bu maşa? 4 ev arkadaşıyla yaşadığım dönemden canım. Ay Uğur böceğim sen tesbih böceğine dönmüşsün ya. Tortop olmuşsun. Ya Ece benim elim ayağım titriyor. Niye minnoşum? Ya bilmem. Ya bu gece her şey yolunda gitmezse. Hani ben biraz... Sakın. Sakın uğursuzum falan deme. Ya ben seni hazırlayacağım. Öyle yapma tamam mı? Hadi gel. Bitti bu da zaten gel. Söyle bakalım Uğur böceği. Bu mu yoksa bu mu? Bence kesinlikle bu. Boğmuyor değil mi? Yok yok bu. Sence bu mu yoksa bu mu? Bir de böyle bak. Bence bu. Aynen bence de ya. Ya inanmıyorum ya. Yani ben ki yılların pozitifiyim. Yani yemin ediyorum ben bile neredeyse çüş diyeceğim ya. Var bu gecede bir şey ama hayırlısı. Neyse hadi gel. Ya bir şey söyleyeceğim ama bu da çok güzel oldu zaten. Vallahi hem daha rahat edersin. Gerçekten. Mert beyefendiler. Ece, artık Mert desek mi? Alright. Mert'ciğim, şimdi. Kadınlar bazen böyle ufak tefek kazalara uğrarlar. Eğer Cansu bunlara takılırsa moralini yükseltiyoruz, tamam? Nasıl kazalar bunlar? Yani işte böyle çorabımız kaçar, rimelimiz akar, ruj dişimize bulaşır. Hazırlanırken de oldu. Yani yine olursa Cansu'ya çaktırma. Şimdi ben doğru mu anlıyorum? Ne olursa olsun çok etkilenmiş gibi yapacağım, öyle mi? Aynen. Hadi ben kaçtım, Kerem bekler. Görüşürüz.
çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yani biraz talihsiz başladık aslında geceye ama... elbisem yırtıldı, topuğum kırıldı. Neyse boş ver. Pardon. Teşekkür ederim. Cansu, ne olursa olsun bugün çok güzel bir gün olacak. Biliyorum. Hadi. Ay bir dakika. Dur. Hadi. İyi eğlenceler. Beklediğin günleri de mi görecektim ben ya? Sürprize hazır mısın? Gel bakalım hazır mıyım, değil miyim? Ya yapma. Önce buluşma yerimize gitmemiz gerek. Oo, bir de evde olacağız yani. Güzel. Ya yapma ama. Ne dedim ya, Allah Allah. Ne güzel uyurduk işte masum masum. Ne var? Bak böyle yaparsan gerçekten sokmam seni eve. Allah Allah. Gel. Aa, hakikaten sokmadı. Hadi. Bu tarafta. Bir dakika ya, ben burayı biliyorum. Evet. Aram Usta'nın yeri işte. İlk randevumuzda beni köfteciye mi getirdin yani? Evet, beğenmedin. Seni buraya getirdim çünkü burası ilk anladığım yer. Neyi? Senin hayatımda kalıcı olduğunu. Benim için mi bu? Yani ilk randevumuz diye bu kadar romantik olmak zorunda değilsin. Cansu, hiç yalan söyleyemiyorsun. Kim? Ben mi? Teşekkür ederim. Efendim, ne alırdınız? Sence ne alırız Ferdi? Kız arkadaşınız ne alırdı? Erkek arkadaşım ne alıyorsa ben de aynısından alırım. Peki efendim. Sen kız arkadaşı mısın benim? Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Benim de. Anlatsam sabaha kadar susmam herhalde. Olsun. Ben seni sabaha kadar dinlerim. Anlatsana. Üzülme. Benim de sana söyleyemediklerim var. Cansu, sana söz veriyorum. Artık her neyse o anlatamadığın şeyler... sana olan hislerimi değiştirmeyecek. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü dünya üzerindeki hiçbir şey şu an kalbimdekileri değiştiremez. Benim de. Bugüne kadar ne yaşadıysam sanki seni bulayım diyor. Sanki dünya yıllar önce yörüngesinden çıkmış da böyle... seni bulunca yerine oturmuş gibi. Hani ben hep varmışım da... sen gelince kalbim atmaya başlamış gibi.
Bilmiyorum sözlerim ifade edebiliyor mu? Sözlere gerek yok ki. Yangın! Ne yok artık. Aa, yanıyor. Dur. Ferdi, Ferdi su getir. Aa. Ver. İyi misin? Al Ferdi. Yemekleri iptal edeyim mi? Yok canım, ne münasebet. Hiç sorun yok, bu gecede oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. İyi de... Cansu, bugün bizim ilk buluşmamız. Ne olur oturup yemeğini yer misin? Ne olur. Lütfen. Otur. Var, bu gecede kesin bir şey var. Her şey çok güzeldi. Bak işte kazaya uğramadık. Evet, uğramadık. Bak elbisen sağlam. Sağlam. Bakalım topuklar yerinde. Yerinde. Kimse yanmadı. Helal helal. Yukarı bak, yukarı bak. İyi misin? Ay, biz beceremeyeceğiz bu randevu işini galiba. Ne yapalım, kalkalım mı? Hadi. Nerede kaçtık biz? Ya soracağım soracağım, hep unutuyorum. Sen yanlış anlama ama niye bu arabayı kullanıyorsun? Jeep'in falan var senin yani. Şirket arabası bu, emekler. Ne bileyim, seviyorum ya ben bunu. Bir de bugüne kadar hiç yolda bırakmadı beni. Bu ne oluyor ya? Yok artık ya. Patlamış. Tek bir gece ya. Tek bir gece, her şey senin için özel olsun istedim, bu kadar. Benim için özel zaten. Seninle her an özel. Azıcık yürüyelim mi? Gel. Bak ben gerçekten çok mutluyum Mert. Elini tutabiliyorum ben, daha ne isteyeyim? Yok ya, bir şey istiyormuşum aslında. Ne? Dondurma. Dondurma mı? Evet, bana bir dondurma alırsan bu geceyi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Bekle burada, hemen gelirim. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Şundan. Tamam. Efendim, bir seyirci alabilir miyim içinizden?
Buyurun hanımefendi siz. Yok ben yapamam. O kadar doğru değil. Buyurun. Buyurun. Benim çiçeğimi kimse beğenmiyor. Şu mendili üzerine örter misiniz? Harika. Bir de üflerseniz. Balon patlatacaksınız ödül olarak. Buyurun. Çünkü ödül olarak bunu patlatmanızı istiyorum. Buyurun. Alkışlar güzel. Ben Mert değilim. Benim adım Kerem. Ne bu şimdi? Al kendin gör. Benim adım Kerem Özkan. Annem aşçı, babam bahçıvan. Yani paraya değil toprağa değdi benim elim. Bir gün bile patron olmadım ben, emir vermeye bilmem diye. Hizmetçilerim yok. Evlerim, arabalarım. Ama zerre kadar umurumda değil hiçbiri. Bin kere daha Kerem olmayı tercih ederim. Çünkü hayallerim var benim. Bir de sen. Tam burada. Bugüne kadar söylediklerin yalan mıydı? Anlaşmaydı. Esas Mert Çağlan asistan sandığınız adam. Cansu yalan söylediğim için çok üzgünüm. Ama ben hala aynı adamım. Seni bana getiren neyse eğer onların hepsi bende.
Sadece o statü, mevki, onlar artık neyse onlar yok bende. İstersen kız bağır, çağır, vur istersen. Ama bırakıp gitme. Her şeye rağmen kalır mısın? Gidecek misin? Sorularıma cevap almadan hiçbir yere gitmiyorum.